5n1ktv'nin bu bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde en az 130 IQ'ye sahipsek tek seferde anlayabileceğimiz 5 bilimsel nükteden bahsedeceğiz. 3 Emevi mantıkçısı Kurtuba'da bir çayhaneye girer. Çaycı sorar, "Hepiniz çay mı içiyorsunuz?" Birinci ikinciye bakarak "bilmiyorum" der. İkinci ikisine bakarak "o da bilmiyorum" der. Üçüncüsü "evet" der ve çaycı 3 çay getirir. Diğerlerinin çay istememelerine rağmen çaycının 3 çay getirmesindeki mantık şudur: mantıkta sorulan tek soru ve ona verilen tüm cevaplar bir bütünlük arz eder. Dolayısıyla son mantıkçının verdiği cevap üçünü de kapsamıştır. Başka deyişle birinci ve ikinci adam "bilmiyorum" dese bile mantıkta son "evet" cevabı hepsinin çay içmesini içermektedir. Bir matematikçi bilim adamı ile bir ateist bilim adamının 100 metre uzağına bir masa konur. Masanın üzerine de 100 tane altın konur. Dakikada bir kere bir önceki attıkları mesafenin yarısı kadar ilerleyerek 100 altın alabilecekleri söylenir. Hangisi daha önce ulaşırsa altınlar onun olacaktır. Matematikçi tek hamlede bulunmaz ve sadece "bu mümkün değil" der. Ateist bilim adamı yürümeye başlar. Döner ve matematikçiye "ya tesadüfen ulaşırsam" der. Masaya asla ulaşılmayacaktır. Çünkü matematikte bir mesafenin sürekli yarısını kat ederseniz ulaşmak istediğiniz yere asla ulaşamazsınız. Çok yaklaşsanız bile mesafe hep ikiye bölündüğünden teorik olarak mesafenin tamamını alamazsınız. Bu kural matematikçilerin çok sıkı kabul ettiği bir kuraldır. Bir fizikçi, bir matematikçi, bir kimyacı, bir jeolog ve bir antropologdan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi konuklarına bir şeyler ikram etmek için biraz oradan ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanmaya başlar. Çünkü soba yerden 1 metre kadar yukarıda, altındaki dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışmadır başlar gider. Kimyacı, adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamıştır der. Fizikçi, adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiştir der. Jeolog, burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamıştır der. Matematikçi, sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamıştır der. Antropolog, adam ilkel topluluklarda görülen, ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuştur der. Tam bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarıda olmasının nedenini sorarlar. Adam biraz şaşkın, biraz da gülerek cevap verir. "Vallahi abicim, boru yetmedi" der. Bir bilgisayar programcısı boş geçen matematik dersine girer ve anlatmaya başlar. Bir yere gelir ki örnek vermek icap eder. Der ki, "Farz edelim ki elimizde 500 elma, 500 armut var." Yo, olmadı. 512 elma, 512 armut var diyelim. Diyelim ki düz hesap olsun. Bir bilgisayar programcısı için düz sayılar 2'nin katları şeklindedir. Program dili ve sayı sistemi çünkü 2 üzerine kuruludur. 2, 4, 8, 256, 512 ve 1024 şeklinde gider. Bir gün Schrödinger'in kedisi bir eve girer ama aynı zamanda girmez. Schrödinger yaptığı deneyde kedisine bir miktar zehir veriyor ve radyoaktif bir bağlantıyla kedisini kutuya koyup kutuyu kapatıyor. Schrödinger'e göre kedinin ölüp ölmediği belli değildir. Çünkü bize göre bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediği bize bağlıdır. Yani biz bir bilgiye sahip değilsek o şeyi gerçekleşmemiş kabul ederiz. Schrödinger'e göre biz kutunun içini gözlemleyemediğimizden kedi hem ölüdür hem sağ. Bu deney kuantum fiziği ile ilgilidir. Bu şakada bu deneye bir atıftır. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. yeni çıkan videolardan ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz.